renkli simaları aktarıyoruz. Amcam da renkli bir sima. Kararmış. Amca merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Böyle. Sen ne yapıyorsun? İyisin. Teşekkür ederim. Nereye böyle? Nereye gidiyorsun? Ben Esenci'ye gidiyorum. Esenci köyüne. Nereden geliyorsun? Ben burada dükkanda geliyorum. Esenci köyüne gelmişim. Esenci köyüne gidiyorum. Ne iş yapıyorsun sen? Ben burada çiftçiyim. Köyden oturuyorum. Esenci köydür. Burası Pötürge. Pötürge'miz için güzeldir, neşelidir. Başka ne diyeyim? Başka ne diyeyim? Bir de size türkü mü söylesin? Türkü bilmem. Hayır, ben de onu söylüyorum. Ya. Bir de türkü mü söyleyelim size? Yeter bu kadar. Bu kadar yeter ki abi. Peki amca, kendine çok iyi bak. Sağ olasın. Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ederim. Oğuzum, şimdi biz burayı anlatırsak, bulunduğumuz yer bu yolun devamı. Şu anda tam Pütürge'nin kalbindeyiz. Hazırlamış olduğumuz bir yemek. Siz her pişman mı oldun? Siz her köye gidiyorsunuz. Gidiyoruz amca. Gel gelin her tarafa, her köye böyle şey geziyorsunuz. Bu bizim köye niye gelmiyorsunuz? Hayır, burası kazadır. Sen davet et gelsin. Tamam, davet etmek lazım. Tabii, davet edin gelsin. Keseceksin. Şimdi ben sana mikrofonu uzatmasaydım, sen bu mikrofona konuşabilir miydin? Hayır. Sen beni davet etmesen ben gelebilir miyim? Ha, tabii. Ben Esenci'ye gelecektim. Dediler ki orada Abdullah Aydın diye biri var. Çok sinirli, agresif. Gitme dediler. Senden korktum, gelmedim. Yok, estağfurullah. Ya sen maşallah güler yüzlü bir amcasın. Rica ediyorum. Ondan sonra ne lüzum, ele iş olur mu? Ben herkese saygı selamlarım. Sen beni seversin de. Ben severim sizi. Sen beni öpersin de. Ooo. Seni atla bindiririm, atla gezdiririm. Seni her yere severim. Öpersin yani. Ooo. Hadi öpmedin. Ooo, öpeyim. Ben de bir elini öpeyim o zaman. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ya bir de diyordunuz ki Abdullah abi agresif. Yok, elinin tersiyle çarpar. Elini döktük ya. Sağ olasın. Gözümüzden de öptü. Sağ olasın. İnşallah geleceğiz. İnşallah. Allah'a emanet olun inşallah. Bütün benim tanıyan Abdullah Aydın'a, Kulbet'e, ondan sonra burada herkese, beni tanıyanlara herkese saygı selamlarımı sunarım. Eyvallah. Selamları yolladık. He. Biz şimdi Oğuz'un güzel bir Pötürge güveci hazırlamıştı. Fırına gidip yemeğimizi alacağız, gidip oturmayacağız. Gel, misafirimiz o. Yok, sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi arabamız köye gideceğiz, ben köye gideceğim. Öyle mi? Teşekkür peki. ederim. Peki. Sağ ol. İnşallah bir daha karşılaşırız. Ondan sonra ben sizi davet ederim. Tamam. Abim o kadar kendinden emin böyle bir baktı ki. Selamünaleyküm. Abicim nasılsın? Merhabalar. Teşekkür ederim. İsminiz ne? Benim mi? Yolcu. Yolcu yolda. Yolcu kötü yollarda. Yok, iyi yollarda. Abi yok, Pötürge'nin yolu biraz virajlıydı. Bırak hocam. Ya adamı, bırak ya. Şerefsizim, tam adamını yakalamış. Ya bana bırak ya. Ben tanırım. Ne varsa bundan mı? Tam adamını yakalamış. Git hadi. Vurma. Dur. Biraz sonra kurtulabilirim. Dur abi, durun, şimdi biz devam edeceğiz. Ya bana bırak kardeşim. Kurban olayım, nasıl bırakayım? Söyle bakalım ya. Ben. Söyleyeceğiz, dur abi. Dur tamam. Şimdi ben dedim ki. Vurduğum yeri öpeyim ondan sonra. Hem Pötürge'yi hem seviyorsun, sen de bir karar ver. Benim halamın oğlu. Olsun. Vurdum yani. Ama ben kıskandım, beni de öpseydin keşke. Estağfurullah, sen yabancısın, sen misafirsin. Tamam, vurma, beni sadece öpebilirsin. Öpebilirim yine öperim. Vay, Allah razı olsun. Kıskandım. Siz Malatya'da mı geliyorsunuz? Ya boş ver. Şimdi tamam. Biz kötü yola düştük. Tamam. Niye estağfurullah ya? Niye? Hayır, yollarda ya, bir de Esenkent'e gittik, yollar. Hani yollar kötüydü onun için. Hayır, yani o ayrı bir şey. Sen ne sandın? Kötü yola düştük ayrı mesele. Yollar kötüydü ayrı mesele. Şimdi burada. Bir saniye, sen ne anladın? Ben yanlış anladım. Ne yani, bizden şüphelendin mi? Öyle yani senin anlattığın tarzdan ben öyle anladım. Bak ya. İyi şey aklına gelmez, yollar kötü demez. Abi sizinle bir tanışalım. Buyurun, ne iş yaparsın? Ben kimdir? Burada bazen bulaşık yıkıyorum işte. Falan filan çalışıyorum. Bir şey olmaz. Niye? Ayıp midir? Lokantacıdır. Ben tamam, emekliyim. Kendim emekliyim. Biz lep demeden üzümü anlarız. Mehmet abi gel, seninle şöyle bir yürüyelim. Yok. Fethi yürü. Nasıl? Sevimsiz bir adam mıyım? Valla yok, öyle değil. Güvenilir bir adam değil miyim? Benle yol yürünmez mi? Rica ederim. Benle yol yürünmez mi? Yürürüm, giderim. Ben sana gelirim. Ben abime söyleyeyim, bak abim hemen tanır. Abicim. Efendim. Benle yol yürünmez mi? Ne demek yürünmez ya? Yolcu yolundan işte. Bak gördün mü? Ben diyorum gel seninle yol gidelim, gelmiyor. Gideceğiz ama. Çok ayıp diyorum. Alo, bir gel. Geldim abi. Bak. Pütürge kozmopolit bir yer. Urfalı. Doğrudur. Urfa. Ezelden mi? Yok, ezelden değil ya, yakın zamandan. Hani Urfalıyam ezelden derler ya. Vallahi ben Urfa Hilvanlıyım. Ezelden Urfalı değilim. Hilvanlıyım ben. Abi ben size bir bununla ilgili
Ezel değil de ben Hilvanlıyım dedi ya. Bunun bir espri aslında bilinçli olan bir şey değil. Bizim bir arkadaşımız vardı. Parçıkanlı Ali abi. Buradan kulakları çınlasın. Bizim Nedim Türk diye de bir kardeşimiz, dostumuz vardı. Buradan ona da selamlar olsun. Şimdi bir gün Ali ile tokalaştılar, böyle bir yerdeyiz. Ali böyle bir tokalaşınca Nedim dedi ki, Ali'cim sen de mi ülkücüsün? Dedi, yok abi ben Parçıkanlıyım. Şimdi ben de diyorum ki, hani Urfalıyım Ezel'den diye bir türkü var ya. Şimdi Ezel'den mi diyor, yok valla Ezel'den değil, ben Hilvanlıyım. Öyle öyle ama gerçekten Petrik'e çok güzel, insanları olsun, doğası olsun, bakış açısı olsun. Kaç yıldır buradasın abi? 7 aydır. 7 aydır. Niye geldin Petrik'e? Çalışmak için. Ne iş yapıyorsun? İnşaat yapıyorum. İnşaat yapıyorsun. Vallahi sen zemini şimdiden iyi yapıyorsun, kalıcı gibisin ha. Yok, gideceğim. Yakında ona gidiyorum. Hepimiz ama gideceğiz. Arkadaşlardan illaki bağları kesmeyeceğiz. Nasıl ki onlar yılda bir kere de olsa toplanıyorlar, inşallah hep beraber toplanacağız. İnşallah diyelim. Efendim o kadar Pötürge'yi benimsemiş ki abim. Bundan sonra her yıl geliyorlar ya diyor, ben de geleceğim. Büyük abi ihtimalle. Sen olmasan bir kişi eksiyiz, haberin olsun. İnşallah tamam olacağız. İnşallah. Peki şimdi sen Urfalı mısın Ezel'den? Hilvanlıyım. Ezel'den değilsin. Yok, değilim. Peki Ezel'i bilir misin? Bilirim tabii, bilmez miyim? Neresiydi? Şeydi, dizi vardı bir tane, Ezel dizisi. Onu biliyorum. Abi yok, kurban olayım. Nasıl abi, Urfalısın? Urfalıyım. Diyor ki, Urfalıyım. Ezel'den gönlüm geçmez güzelden. Peki abim benim. Tamam. Urfa'ya, Hilvanlara da selamlar olsun Pötürge'den. Ben de esnafım burada abi, kasabım. Kasap. Pötürge Merkez Hatip Mahallesi muhtarıyım. İsmim Mevlana Celaleddin Doğan. Tabii Konyalı değilim, Pötürge'liyim. Mevlana Celaleddin Doğan. Vallahi ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel bir isim. Babam da biraz İslamiyetçi olduğu için bu ismi koymuş. Her Mevlana bulamazsın fazla. Şimdi pek bulamam. Yok. Şimdi öyle bir şey ki, babam da diyor İslamiyetçiymiş. Evet. Niye yani şimdi böyle konuşursan öyle bir sonuç çıkacak ki. Kötü dur de, bak lafımı bitireyim. Kurban olayım Mevlana abi. Şimdi diyor ki, gün gelecek alimlerden zalimler, zalimlerden de alimler doğacak. Ayrık onu. Şimdi bir dakika. Ayrık onu. Öyle bir söyledin ki babam severdi, hani yaşardı. E ne oldu yani, şimdi alimden şimdi zalim mi oldu? Şöyle ben izah edeyim. Mesela Pötürge genelinde, çevre köyler dahil, Pötürge merkez dahil bir tane Mevlana var. Niye o zaman her evde bir Mevlana olsun? Sen nerelisin? Malatya. Malatya. Adıyaman'da Abuzer çok. Malatya, Pötürge'de Ramazan, Mustafa çok. Her evde bir Mehmet var. Niye bir tane Mevlana yok abi? Bir tane ben varım abi. Sen numunesin. Numuneyim abi. Zaten belediye ve kaymakamlık bana dedi ki numunedir, onu çek dedi. Tabii. Koruma altına alacaklarmış seni. Yok yok, var var. Genelde var. Malatya'mızda da var herhalde. Peki Mevlana abi. Buyur abi. Sen bu ismi kendi sülalende yaşatmayı düşünüyor musun ailende? Yok. Mevlana ismi. Yok, bitti. Benden sonra bitti. Mevlana da yok. Bir Konya'da var, bir burada var. Bitti. Yani, ya yaşatmayacağım. Bitti. Çocuklara düşünmüyor musun? Yok yok. Abi böyle yani öyle bir yo dedin ki. Abi layık olamıyoruz. Bilmiyorum. Ablam her zaman burada mıdır, sabit kalıyor mu? Ama ya cidden bir yere bayan eli değmesi çok farklı. Cidden bu bayanlarımızın, ablalarımızın, annelerimizin cidden el öpülesice insanlar. Vallahi bak tertemiz maşallah. Kasap. Abla algıladığım kadarıyla buranın bu işleri sizinle dönüyor. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Gül, Muhtar Hanım'ın eşiyim. Öyle. Pötürgeli misiniz? Pötürgeliyim. Pötürgelisiniz. Peki ablam, şimdi siz burada esnaflık yapıyorsunuz. Evet. Eşiniz de gelip açıp, eşiniz de kapatıp gidiyorsunuz. Hı hı. Daha yeni Mevlana abi astı, kesti dedi. Ben dedi çok agresifim, evde bile hanım konuşamaz dedi. Ya dışarıda diyebilir şimdi, evde bir de halini görseniz. Bak, bak şimdi bile hazır oldu da gerçi. Yani bak, evde böyle bir de halini görseniz. Yok ya, o kadar da gattar değildir. Değil mi? Sağ olsun, altın gibi kalbi vardır. Gel gerçek. Peki siz şimdi bir kasabın, hı, yapmış olduğu tüm ticareti burada yapabiliyor musunuz? Yapıyorum. Yani kıyma çekme, kesme. Tabii. Ya gerçi benim için de sorun değil. Sanki evde yemekleri kim yapıyorsa. Yine ablalar kesip doğrayıp biçip yapıyor. Teşekkür ediyorum. Ne olursan ol gel diyorum. Gel. Ne olursan ol gel. Vallahi. Beynin değişik olabilir, sağcı olabilirsin, solcu olabilirsin. Mevlana abim diyor ki. Gel. Ne olursan ol gel. Ben de diyorum ki, ben Mevlana değilim, adam ol da öyle gel. Yolcu yollarda devam ediyor.